İnsan isterse her şeyi yapar bence yani. Burada özgüven eksikliği olmamalı. İnsan isterse yapar. Ben öyle düşünüyorum. Merhabalar. Bugün size çok farklı bir karavan tanıtacağım. Bu karavanı farklı yapan şey ise aynanın yanında gördüğünüz şey. Evet, bir görme engelli bastonu. Bu aracı Mehmet Bey yaptı. 2014 model. Ben Mehmet Bey'i tanıyorum. Çok değerli bir insan, çok saygın birisi. Kendisi süper azimli ve süper yetenekli biri. Bu karavanın boş hali fotoğrafını koyacağım size bulursam. 2 yıl önce ziyaret ettiğimde bu aracı almıştı. O zaman 50 bin liraya almıştı. Çok uğraşmış etmişti, bayağı Ankara'lara gitmişti, İzmir'e gitmişti. Uzun uğraşlar sonucu bu aracı almıştı. 17 metreküp Ducato. Bu aracı aldıktan sonra da kendi evinin bahçesinde karavan yapmaya başlamıştı. Pandemiden dolayı ziyaretine gelemedim. Çok gelmek istiyordum. Şimdi karavanı bitti. Sizinle birlikte karavanı gezelim. Evet. Yanlış duymanız. %90'ını kendi yaptı. Kız ve damadı biraz yardım etti. Bazen de sanayiye gidip ustalardan yardım aldı. Aracın içi bu şekilde. 2+1 oturma düzeni var. Burada bir kız ve damattan bahsettim yardım etti diye. Burada bir basamak var. Gene kendi tasarımı. Bunun videosunu çekmiştim zaten. Çok ferah bir tasarımı var. Burada yukarı şeride girişte solda hemen mutfak tezgahı var. Burada lavabomuz var. Burada yine dolaplarımız var. Girişin hemen karşısında banyo tuvalet görünüyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi burada bazı eksikler var çünkü zaman buldukça yapabiliyor Mehmet Bey. Burada majeratörlü tuvalet tercih etmiş. Buraya dolap yapacak. Buraya bir havalandırma ya da kombi tak şey şofben takmayı düşünüyor. O yüzden buranın yalıtımı sökülmüş. Gayet şık. Ben şu ferahlığı beğendim. Yani karavana giriyorsunuz. Şurası hiç sizi boğmuyor. Zaten 17 metreküp gayet ferah, geniş bir araç. Burada karşılıklı oturduğunuz zaman şu şekilde gayet rahat, güzel, ferah bir oturum alanı sağlıyor. Eşyaya boğmamış kesinlikle. Ferah, güzel. İç kısımlarda beyaz ağırlıklı renkler tercih etmiş. Tavandaki lambiri biraz koyulaştırılmış. Şurada bir televizyon kısmı var. Onu özellikle göstereceğim. Televizyonun yanında radyomuz var. Burada mikrodalga. Ocağı da burada konumlandırmış. Ocağın üzerine gene masiften bir raf, gene çok şık olmuş. Buradaki şeylerin hepsinin montajını Mehmet Bey yapmış. Yani buradaki dolaplar olsun, çekmeceler olsun. Bunların tamamını Mehmet Bey yapmış. Güneş panellerini taktırmış. Bunların altı dolaplar arkadaşlar. Her biri dolap şu şekilde açılıyor. Çeşitli eşyalar. Tamir devam ettiği için tam son nihai haline varmadığı için burada eşyaları da var. Güneş panelinin aküleri burada. Güzel kaliteli ürünler kullanmış. Burada invertörümüz var. Akıllı invertör. 3000'lik tercih etmiş. Döşemeleri gayet güzel. Minderleri gayet şık. Burada bir masif masa var. Masa açıldığı zaman burada gayet ferah bir oturum alanı oluşuyor. Burada iki ranza var. Yani iki tane iki kişilik yatak var. Bu sistemi ise ray sistemiyle desteklemiş. Yani şu an bu hiç gözünüze batmıyor. Mesela burada şu an birisi uzanabilir. Yukarıda da birisi uzanabilir ve burada da insanlar oturabilir. Yani yaşam alanı olarak çok geniş bir kesime imkan vermiş. Şurada ise ray sistemi olduğu için buradan çekilebiliyor. Şuradan kilitler boşa düşüyor. Düşüremedim. Şu şekilde çekip aşağı doğru alıyoruz. Sanırım boşta şu an.
Evet, şu an yatak açıldı. Açtıktan sonra da sanırım sabitleme. Mehmet Bey, yatak açıldıktan sonra nasıl sabitleniyor üst yatak? Aynı raya göre öylece kalıyor yani. Ha, bir sabitlemesi yok, zaten orada duruyor. Sabit olur yani. Tamam. Alttakini de açsana Mehmet. Ha, şu an kapı açık diye orası hareket etmiş. Tamam, ben bir hareket var da kapılar tam kapalı değil. Açayım mı? Onu anlamaya çalıştım. Açayım arka kapıları. Arka kapılar mı? Çok iyi olur. Daha ışık gelir, ferah olur. Burada dolaplar var. Elastomastik kauçuk tercih etmiş Mehmet Bey altında. Burada yatak malzemeleri, kablolar geçiyor. İki tane heki kullanmış. Birisi burada. Birisi burada. Şu televizyon kısmını bir göstermek istiyorum. Mehmet Bey, bu televizyon kısmını siz gösterebilir misiniz? Televizyonu çok güzel düşünmüş Mehmet Bey. Tebrik ediyorum kendisini. Şu an televizyon böyle duruyor. İsterse... İsterse yapıyoruz. Şu şekilde içeri giriyor. Ve böyle raylı bir kapak var. Çok güzel. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi orada bir... O ray esnek ray değil mi Mehmet Bey? Alüminyum. Alüminyum. Esnek değil. Burada bir kilit takacağım. Bu kilit de var ama. Şurada da kilit olacak. Güzel. Burada kontrol paneli var. Sigorta. Bu Paco şalter henüz bağlanmamış. Elektrikle ilgili küçük bir iki tavsiyede bulundum. Onlar zamanla hallolacak. O tavsiyelerimiz de gerçekleşirse Mehmet Bey daha güvenli ve sağlıklı seyahatlerini bundan sonra gerçekleştirecek. Görüyorsunuz dolaplar. Gayet güzel. Başka burada buzdolabımız var. 90 litre. Mehmet Bey, buzdolabının sabitlemesinde cırt cırt tercih ettiniz değil mi? Burada cırt cırt var. Kapısı için. Ha, kapı açılmasın diye. Güzel, o da şık olmuş. Çocuk kilidi de tercih ediyor bazıları ama bu fikir de güzel. Hem şık, basit hem de. Şöyle bir daha göstereyim. Burada prizler var. Gördüğünüz gibi bir tane şurada. Olur, güzel olur. Tamam. Yastıkları almaya gerek var mı? Yok, bir tanesini alacağız. Tamam. Rayı burada. Şu an boşu. Masa da mı geliyor Mehmet Bey? Aa, bir saniye, ben burada kaldım. Of, çok az bir geriye çıkayım. Tamam, çıktım. Arkaya yatayım mı? Düze çok yakın. Çok az bir şey kaldı. Masayı açmamız mı gerekiyor? Yok, şart değil. Ha, böyle mi diyorsun? Ha. Ben çıkayım, siz de bir masanın açılmasını da gösterin isterseniz. Şu an yataklar açıldı. İki tane, iki kişilik. Ölçülerini hatırlıyor musunuz Mehmet Bey? 120. 120, 120. Boy da 188 mi? 180. 180. Masada şöyle tam açılıyor. Burada çok geniş. Yani insanlar hem yatıp bir kesimde sohbet edebilir. Mehmet Bey, en çok karavanda şu sıkıntı oluyor. Mesela arkada yataklı klasik modeli tercih ettiği zaman insanlar diyor ki mesela, ya ben uyandım, İşte eşimi atlamam lazım. Zorlanıyorum. Ama burada hiç öyle bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gayet geniş yataklar. En kötü kapı tarafından da çok rahat
inilebilir. U düzeninde de insanlar şöyle düşünüyor. Bazıları U yatak yapıyor arkayı. Diyor ki mesela ben uyumak istiyorum ama atıyorum arkadaşım, eşim yemek yemek istiyor. O zaman da sıkıntı oluyor. Ama burada hepsi aynı anda yapılabilir. Hem de geniş kalabalık bir aileyle yapılabilir. Gayet güzel. Ben bayağı bir şeyden bahsettim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben işte bir şeyler buldukça ekliyorum böyle. Tamam. Peki yapmak isteyecek insanlar bazen özgüvensiz oluyorlar. Ama siz çok büyük zorluklar aşarak evinizin önünde, ya pandemi gibi bir dönemde bu karavanı bitirdiniz. Ben karavanın boş halini biliyorum. İnsan istersen şey yapar bence yani. Burada özgüven eksikliği olmamalı. İsterse yapar. Ben öyle düşünüyorum. Sizde bir de pozitif bakış da var hayata. Yani halledebiliriz, yapabiliriz. Tabii oluyor da zaten yani. Gerçekten sizi tanıdığım için de gurur duyuyorum. Ben insanlara, özellikle öğrencilerime, gençlere böyle sizin gibi insanların örnek olması gerekiyor. Bizler değil de yani. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama belki biraz zorlukla karşılaşınca hemen pes ediyoruz. Pes etmiyoruz. Evet. Önemli olan da o bence. Işık olarak 3 tane spotumuz var. Mehmet Bey, başka burada aydınlatma var mı? Yok. 3 spot zaten yeterli. O arkanın lambası çalışıyor mu Mehmet Bey? Aracın kendi lambası var en arkada. Arkadan çalışıyor gerçi ama pek kullanılmıyor yani. Ha, onu sökmediniz. Acil bir şeyde kullanılır. Tabii şuradakini söktük, bunun üstündekini. Kapının üstünde vardı. Onu söktük. Priz burada var. Ocağın yanında. 10 tane priz var. 10 tane priz. Ha. 1, 2, şunun ucunda var. 3, 2, bunun altında. Bir üstünde 3, işte bu 6. 3'te 1 tarafta, 2 altta 1 üstte. Kaç var? 9. Bir de içinde var 10. Bir de yukarıda var televizyon. Televizyon için 10. Wow. Mehmet Bey, o anahtar ledleri mi açıyor? Şu kapının girişinde hemen sağdaki. O şey. Tuvaletin ışığı. Bir de buranın ışığını açıyor. Gayet güzel. Tuvalete... Tuvalet hakkında da biraz bilgi alacağım sizden. Majeratör koydunuz. Evet, o şey, elektrikli tuvalet zaten. Yani kendisi masraf bölümü var çocuğum. Yani taşın masrafı. Ayrıca okulun boşaltmak için kendi masrafı ayrı. Mehmet Bey, burada tavanda duş var. Evet. O nasıl aktif hale geliyor? Orada bir düğme var sağda. Şişman musluk var sağda. Havlunun altında kalmış. Ben görmedim. Şu. Çevirince akarsınız. Tamam, süper. Onu yapmayalım da şimdi. Buraya da kaplama malzemesi almış Mehmet Bey. Zamanı olmamış. Kaplamadan da sonra artık banyo bitiyor. Döşemeler var altta bak. Ahşap döşeme. Güzel olacak. Bu arada ben karavanı ziyaret ettiğimde Mehmet Bey bunları... 2'ye 2 mi bunlar profiller Mehmet Bey? Evet evet. 2'ye 2. Ha, neden? 3'e 3 olsun daha kuvvetli olurdu. Belki 2'ye 4. Hani eni kuvvetli olsaydı. Evet evet. Tamam. Profilden yapacak arkadaşlar. Ben bu aracı ziyaret ettiğimde burada profil vardı. Burada profil vardı. Burada profil vardı. Vardı. Yatağın altında vardı ama raylar yoktu değil mi Mehmet Bey? Ray var, yok. Önce vardı raylar. Raylar önce mi vardı? Tabii, tabii. O zaman ben... ilk yapılırken vardı. Tamam, ben görmedim o zaman. Yani Mehmet Bey planı oturtmuştu kafasına ama başlarken. Her şey tamamdı bence. Çünkü demir işiyle başlamıştı. Ve her şey şu an benim gördüğümde neyse o haliyle var. Ya ben açıkçası ilk başta ranza fikrine kızınıza da söyledim hatta. Ya dedim ranza hani üst kattaki darlanır daralır filan. Arkadaşlar yok, hiç alakası yok. Burada daralmaz insan. Pencere var. Çok rahat yatar. Ayrıca heki var tavanda. İşte burada zaten iki tane cam var karşılıklı. Yana açılıyor. Açık. Yana açılıyor. Çok güzel. Bir de bu perde hakkında bir bilgi vereceğim. Şu şekilde bir ürün tercih edilmiş. Bu ürünü biliyor musunuz? Hangisini? Bu perdenin. Mehmet Bey'in kızı yapmış da. Çubukları mı? Çubukları. Hoşuma gitti o. Çünkü şöyle... Bu bunun içinden geçiyor arkadaşlar. Tam sona kadar çekiliyor.
Şık da duruyor. Benim hoşuma gitti açıkçası. Buradan ayar da yapılıyor. Sıkı, gevşek filan. Bence gayet güzel olmuş. Elinize sağlık tekrardan. Rica ederim. Elif böyle Mehmet bu karavanı çocukları, damatları, torunları hepimiz birlikte gezebilelim diye olabildiğince içinde insanları yaşatabilecek kadar geniş alan yaratmaya çalıştı kafasında. Ve oldu yani hemen hemen de. Biz olmaz ya, küçücük arabada o kadar kişi gider mi dedik ama. Vallahi daha ne olsun. Yani her şey çok güzel olmuş. Şimdi 2, 4, 5, 6 hatta bir kişi de önde. Bak 7 gördün mü? 2, 4, 5, 6, 7 bir de ön 8. 8 kişi kalabiliyoruz. İsteyen gelsin. Çok güzel. Zaten sizin felsefeniz insana değer vermek. Yani, onu da yansıtmışsınız beraber hemen. Beraber gezelim, beraber keyif alalım istiyor. Paylaşmaktan zevk alıyorsunuz. Evet. Yani nasıl olsa zaten evde karı kocayız, tekiz. Hı-hı. Bari gezerken birlikte olalım amacıyla. Vallahi çok güzel. Emeği geçen herkesi, başta Mehmet Bey olmak üzere, tebrik ediyorum. Ben de yardımcı oldum canım. Tabii sizin. Şunları da bir adamcağız buldum. Bu arada siz bu aracı kullanıyorsunuz değil mi? %90 evet. Siz sürüyorsunuz. Yani. Eşim var. Bir de ben beraberiz ikimiz. Elif çok meraklı tabii. O varken bana kullandırtmıyor. Sen o da sürüyor mu? Kızım kullanıyor. Ben kullanıyorum. Küçük kızım var. O da mı sürüyor? O da sürecek. Ona pek müsaade etmedik. Şimdi dedik sen. Duyun, duyun bu lafları, duyun. Herkes bana soruyor sürebilir miyim diye. Yani kullanır. Küçük kızım derken 21 yaşında. Normal otomobil kullanan birisi. Bunu kullanmak istedi. Geçenlerde uzun yoldaydık. Şimdi akşamüstü dedik ki şimdi sana müsaade etmeyelim de ne olur ne olmaz. Ama otomobil kullanmaktan çok daha rahat. Yani kullanacağından eminim. Çünkü ben de aynı şeyleri düşünüyordum, kullanabilir miyim diye. Ama direksiyonun başına geçince kullanabiliyorsunuz. Yani gerçekten çok rahat. Yukarıdan olması güzel. Arabaları görüyorsun. Ferah. Güzel yani. Şöyle bir görüş alanı olması güzel gerçekten. Evet. Bir sadece de saygı arabayı gösteriyor ya diğer şoförler. Arabayla yol vermiyorlar normalde. Minibüs olunca herkes yol veriyor. Evet, evet. Bayanlara özellikle minibüsle olunca çok evvelden, ben 30 sene önce otomobil kullandığımda herkes böyle bakardı. Şimdi minibüs kullanınca ya da böyle araba kullanınca bakıyorlar. Otomobile alıştılar. Minibüste böyle falan oluyorlar. Buna da alışacaklar herhalde. Zamanla bayanlar çoğalacak. Çünkü tam bize göre hanımlar. Evet, gerçekten. Karavan hanım işi bence. Erkek işi değil. Neden? Çünkü yürüyen evimiz işte. Kaplumbağa gibi değil mi? Sırtımızda gezdiriyoruz evimizi. Canımız nerede istersek orada kahvemizi içiyoruz, çayımızı içiyoruz. Ama bir şey diyeceğim. Siz biraz pratik bir insansınız. Yani kafanızda organize oluyorsunuz. İşleri hızlıca hallediyorsunuz. Sıkıntı olarak görmezsen. Her evet. Hanımda bu özellik o kadar gelişmiş olmuyor. Ama yani hanım kadınlarda, demeyelim. Kadınlarda, evet, kadınlarda. Erkekler de öyle. Bazıları uf yapar. Şimdi hemen kadınlara uygun dedik ya hani karavan. O yüzden kadın dedim. Yoksa tabii bütün insanlar için. Yok yani gerçekten bence bir bayan olarak bence erkeklerden daha hevesli olmalıyız. Karavan olayına. Vallahi umarım yaygınlaşır. Şu şöyle evet. Tek başıma yapamadım. İki taraftan kaldırmak lazım. Kaldıralım mı? Masa açılıyor. Gayet güzel. Açılıyor. Kızım orada işini takip ediyor. Online çalışıyor hafta içi. Bir yere gidersek. Hava soğuk olursa dışarıda içeride kahvaltımızı yapıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Sonra kapatıyoruz. Böyle işte güzel. Yani evet yürüyen ev bence. Vallahi güle güle kullanın. İnşallah. Bunun altında büyük bir emek yatıyor. Evet biz bunu niye çok güzel olmuş. Her şeyini kendimiz yaptık. Boyasını. Laminant parkeyi Mehmet Bey mi yaptı? Onu söyleyeceğim sana. Ha. Laminant parkeyi söylemesi ayıptır. Ben yaptım diyor musun? Kenarda duruyor. Hayır. Kenarda bir sürü parkeler duruyor. Baktım yepyeni. Aldım onları güzelce. Dedim ki bu bizim karavana yeter. Kesinlikle. Sonra da bir usta vardı biliyorum parkeci. Telefon ettim. Geldi. Sadece o parkeleri o çaktı. Çünkü kenarların kesilmesi için bir sürü alet yatar lazım. Dediğimiz bir testere çabuk lazım. Gidecektik. Hemen o gün, ertesi gün gidecektik. Ona zaman da kalmamıştı. Parke işini ben halletmiş oldum. Bu arada onlar ustalık yaparken ben de yemek yaptım. Tabii. Çay yaptım. Onlara keyif verdim. Yani onun için. Emeğiniz çok. Hep birlikte güzel oldu. Evet. Vallahi tekrardan tebrik ediyorum. Güle güle kullanın. İnşallah. Ama buradan bir isteğim de var.
izleyenler de baskı oluştursun. Mehmet'le ikinci bir karavan yapsın. Evet, çünkü bu acemilik ustalık eserini görmek istiyorum. Yani böyle yana doğru genişleyen bir karavan mı yapar artık böyle? Hem suda hem karada giden bir şey mi olur bilmiyorum ama Mimar Sinan gibi. Kesinlikle süper bir şey olacağına şimdi eminim. Mehmet'in bu karavanı böyle rahat yapmasının bence avantajı şöyle oldu. Gözü görmediği için tasarladı. Şimdi ben de gözümü kapatarak düşünüyorum. Bu karavanın içinin boşluğunu ben acaba nasıl doldururum ve nasıl güzel yaparım diye. Çünkü biz görenler bakıyoruz, sağdan soldan etkileniyoruz. Aa, öyle yapmış, öyle yapalım, böyle yapalım. Ama o hiçbir şeyi görmediği için kafasının içinde tasarladı. Yani daha geniş, daha ferah ve daha çok insan nasıl olabilir diye bunun içinde. Ve bize tarif ediyor, anlamıyoruz. Ya Mehmet, etme, eyleme. Vallahi ben de itiraf edeyim, ben de anlamadım. O kızınız bana dedi ranza falan. Ya dedim ranza olur mu, darlatacak, zor olacak falan. Aynen öyle. Ya şu an görüyorum. Bunlar kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Yani. Çünkü ikisi de katlanıyor arkadaşlar. Evet, onu katmış. Hatta Mehmet. Çok keyifli. Hadi bir zahmetçi. Hadi kuzucuğum hadi. Onları bir kapatıver şimdi. Tek başınıza rahat kapatılabiliyor mu? Mehmet kapat da kapanırken de görsün. Çekmek lazım ipini öyle. Ha, ip tasarladınız. Çok iyi. Tamam sen gel önden yap. Bu arada bir sen önden yap ben arkadan. Bir özelliğinizi daha paylaşayım. Ben Mehmet Bey'i yıllar önceden tanıyorum. Bir kere bir dolap işi vardı. Mehmet Bey eliyle ölçmüştü böyle. Tabii. Dedi ki burayı yanlış ölçmüşler. Burası bu kadar santim. Hı. Mete getirdik ölçtük. Mehmet Bey'in dediği doğru çıktı. Yani mobilya ustası yanlış ölçmüş. Yanlış kesmişti. Mehmet Bey dedi burası bu kadar değil. Evet. Ben bir şey de Mehmet Bey'e de itiraf edeyim. Mehmet Bey sizin o hareketinizden sonra ben de kendi kendime şunu oturttum. Benim elimin karışı kaç santim geliyor? Değil mi? Ne kadar basit 22 aslında. Santim. Şimdi bir şey hesaplayacağım zaman diyorum ki bakıyorum böyle. Aa, bunun diyorum çapı 22 santim. Bunu ölçün 22. En fazla 21,5 ya da 22,5 yarım yani. Santim belki çok kasmışımdır, belki elim ağrıyordur, az açmışımdır. Yani. Ama yarım santim hatadır. Doğru. Zaten hassas bir iş eliyle yapmıyor insan. Tabii. Ama Mehmet Bey tabii evet. Bayağı hassaslaştırmış elini. Evet. Yani milimi milimine doğru ölçüyor diyebilirim. Daha çok rahat. Güzel bir yetenek. Kullanım aracı dediğiniz gibi. Kaldıracağım mı yoksa? Sen Mehmet Bey içeriden mi kaldıracaksınız? Yok, arkadan birisi kaldırmasın yoksa bir ip yolunu çekmesi gerekiyor da. O ip basın. Normalde nerede duruyor? Kenarında. Yatağım. Onu çekeceksin arka kalksın diye yani. Tamam. Ben sağda duruyorum. Alttakini mi? Yukarıdakini mi? Alttakini yapalım. Tamam. Ben kaldırdım. Şu yastığını Mehmet Bey o sırt dayama yerinin katlanmasına imkan yok değil mi? Onu profil profile geliyor orası. Kamyonete şeyle yapıyorum. Zaten arkada da bir şey olduğu için daha gidemez arkaya. Yani duvara. Hı-hı. Buradan Mehmet Bey kilidini kapattı. Dikti mi? Şey dikilmedi sanki. Nezahat. Dikti mi? Bir şey çarpıyor Nezahat. Şey Nezahat Hanım kaldırmadı ama. Kaldıracağım. Kaldırmadın mı? Bence kaldırmanız gerekiyor. Tabii, kaldır. Biraz daha kaldırın Nezahat Hanım. Şey Mehmet Bey kalkmadı hala. Bekleyin biraz. Kim takılıyor önde? Yok kaldıramadı. Şimdi kalktı Mehmet Bey. İteleyin. Kaldır. Minderi almadı. Minderi al. Alttakini mi üsttekini mi? Üstteki minderi. Tamam alıyorum ben. Aldım doğru şu an. Tamam. Bakın profilde görmüş oldunuz. Kilidi kapattım. Tamam. Yerine ettik mi tamam. Tek kilit var değil mi Mehmet Bey? Tabii tabii. Tamam. Şimdi burada da minderi yerleştireceğiz. Mehmet Bey rengi kızınız mı tercih etti? He onlar evet. He mavi güzel olmuş. Ben onu sana teklif edecektim. Gayet güzel. Elinize sağlık. Sizi de yorduk. Estağfurullah. O şeyi düzelsene minderi Mehmet. Tamam ben hallederim. Solda solda. Bir de öbür tarafa sana zaten. Biz onu kapatıyor, minderi koyuyor muyduk Mehmet? Koyuyoruz. Üstteki, en üstteki tabii, de. Tabii, sıkıştırıp kalacak öyle. Ya, en şey de olabilir. Karavan bu. Biz sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Ben de Mehmet Bey'i görürsem, Nezahat Hanım'ı görürsem ya da telefonda sorarım. Eğer çok zor bir şeyse benim açıklayamayacağım. Hani ben de burada bulundum çünkü. Daha öncesinde de sohbetlerimiz oldu. Dersin var mı artık peki?
Vallahi tekrardan ellerinize sağlık. Sağ olun, zaman ayırdınız, video çekmeme izin verdiniz. Pek çok insana bence ilham ve cesaret vereceksiniz. Vallahi evet, bence de. Umarım hayalinde olanlar ertelemez. Benim çocukluk hayalimdi karavan. Doğru. Evet. Ben yapabildim. O bir dahaki videoda. Hemen şimdi satılık olduğunu söylemeyelim. Şey, Mehmet Bey yeniden yapmak istemiyor. Yani karavan zaten güzel. Hani biz de çok çok daha iyisini yapacağımız için kendimizce cesaret vermeye çalıştık. İhtiyacı yok da zaten cesarete. Bu da karavanın arka kısmı. Şimdi burada katlanan yatakların mekanizmasını da anlamanız için çekmek istedim. Burada menteşeleri var. Burada dikkat ederseniz açıldığı zaman yük buraya biniyor. Ayrıca yük bununla bunun arasında olduğu için menteşeye de binmiş oluyor. Gayet sağlam bir sistem. Ben yataklarda mı yatıldı pek çok kez. Çok rahat. Ha, hiçbir sıkıntı çıkmadı. Zaten bir sıkıntı belli olur yani. Esner, eder, bunlar sorun çıkartır. Yaylandığı için. Bunları da siz düşündünüz. Evet, eşim yaptı. Siz yaptınız. Ben yapmadım vallahi, eşim yaptı. Geliyor, gidiyor, bunları alıyor, çarşıdan getiriyor. Şurada yapıyor. Gördüğünüz gibi bir lama var ince. Evet. Bunları sabitlemek için çok güzel düşünmüş Mehmet Bey. Buraya da bir ray sistemi yapmış. Evet. Şu şekilde. Böyle kapatıyor kendisi. En azından çevrenin ıvır zıvır görünmesin diye. Buraya işte mangalımızı koyuyoruz, ocağımızı koyuyoruz. Artan tahtayı mahtayı koyuyoruz. Kömür var, tüp var. Böyle evet. Bir dağılım var. Hidrofor burada mı, içeride mi? Bilginiz var mı? Hidrofor burada depo var ama. Mehmet Bey buraya bir havalandırma koymuş tüpten dolayı. Aşağı da koyabilirdi. Onu söyledik zaten. Onun haricinde burada çok büyük bir su deposu var. 200 litre. Gayet güzel. Orada Mehmet, can yeleği var değil aşağıda mi? Aşağıda mıydı? Evet, o da eşimin can yeleği. Mehmet Bey bu arada tekne de yapıyor. Yanlış duymadınız. Ha? Tekne yapıyor. Hidrofor. Ha, içerideymiş hidrofor. Tamam. O denize bu kadar. Falan gidiyoruz ya. O görmediği için. Evet. Hoşça kalın. Umarım beğenmişsinizdir.